Merhaba. Sismistik imlendirme kablosuz uzaktan izleme kamerasının ayarlanmasını anlatacağız bu videoda. Google Play Store ya da iOS Apple Store uygulamasını açtıktan sonra arama kısmına HD Wi-Fi Cam Pro yazdıktan sonra çıkan uygulamayı yüklüyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra açıyoruz. Uygulamanın istediği izinleri veriyoruz. Daha sonra Add New Camera kısmına tıklıyoruz. Bu arada kamera cihazımızı da açıyoruz. Burada üçüncü seçenek olan kamera ve telefon simgesi olan bu seçeneği seçiyoruz. Daha sonra bizi telefonumuzu kendi Wi-Fi ayarlarına yönlendiriyor. Cihazımız kendini bir Wi-Fi olarak tanıtacaktır. DBG 777.823 diye. Buna tıklıyoruz. Şifre istemeden kayıt yapıyor. Geri diyoruz, geri diyoruz, tekrar geri diyoruz. Buradan arama kısmına tıklıyoruz. Refresh'e tıklıyoruz. Kameramızı buluyor. Kameramızın kaydını tamamlamak için şu kısmına tıklıyoruz. Ondan sonra kameramızı modeme bağlayabilmek için ayarlar kısmına tıklıyoruz. Buradan Wi-Fi seçeneğini seçiyoruz. Telefon burada Wi-Fi taraması yapıp modemleri buluyor. Bizim Atölye 2 isminde olan modemimizi buldu. Buna giriş yapıyoruz. Şur deyip kaydediyoruz. Daha sonra cihaz kendini kapatıp yeniden açacak. Bu sefer modeme bağlanmış olarak açacak. Yukarıda gördüğünüz gibi Wi-Fi işareti gitti. Telefon bizim kendi Wi-Fi'mize geri bağlanacak. Ve kamera açılmış olacak. İşte bu şekilde cihazları gösteriyor. Sol en altta bulunan kısımda videoya tıkladığınız zaman telefonunuza buradaki görüntüyü kaydetmeye başlar video olarak. Foto yani fotoğrafa tıkladığınız zaman anlık fotoğrafları çeker. Audio kısmına tıkladığınız zaman ortamdaki sesi telefonda dinlemenizi sağlar. Indication. Buraya tıkladığınız zaman eğer hafıza kartı varsa SD kart, cihaz hareketi algılayarak SD karta kayıt yapar. Yukarı kısımda 720p 1080p yapabilirsiniz. Buradan infrared'i otomatik olarak seçiyoruz. Yani gece görüş ve normal gündüz görüşünü. En soldaki iki işaret ise yukarıda bulunan bu iki işaret ayna yansımasıdır. En soldakine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yukarı aşağı olarak ayna yansıması yaptı. Bu da sağ sol olarak ayna yansıması yapar. Gördüğünüz gibi bunları düzeltiyoruz. Yani telefon dikey pozisyonda düzgün izleyebilmek istiyorsanız bu şekilde ayarlarını yapıp görmek istediğiniz şekilde görebilirsiniz. Diyelim ki video veya fotoğraf çektiniz. Bunları görebilmek için çıkış yapıyorsunuz. Daha sonra en altta bulunan foto kısmından fotoğrafı görebilirsiniz. Geri deyip video kısmına tıkladığınız zaman ise videoyu görebilirsiniz. Cihazımız pilli olduğu için elektrik gittikten sonra hafıza kartı varsa bir süre boyunca ona da kayıt yapabilir.